Biz de artık haber ya da içerik, haber demeyelim aslında, içerik üretiyoruz. Ama mesela bir şeyle, yanlış bir şeyle karşılaştığımızda, diyelim bunu yayıyoruz da yanlış olduğunu fark etme, ama suç hep böyle bir üçüncü bir şeye atıyoruz. Yani hani o içeriği üretmediğimiz için biz mesela o sorumluluğu da almıyoruz. İşte ya da diyoruz ki hani onları işte doğrulayan aslında platformlar var, işte teyit var, doğruluk payı var gibi mesela. Ama işte dijital okuryazarlık belki de dediğiniz gibi öyle bir şey ki çok hızlı her şey ilerliyor ve değişiyor, evet. Ama madem içerik üretiyoruz biz de, o sorumluluğu da almak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani işte bir şeyi doğrulama süreci neyse hepsini yapmak, bir içeriği üretiyorsak onun bütün sorumluluğunu da almak, sonuçlarına da katlanmak da gerekiyor galiba. Ama orada da biraz şey, şimdilik sıkıntı var gibi görünüyor aslında. Siz ne düşünürsünüz? Evet, retweetlerim beni bağlamaz Ha mesela, demek lazım. evet gibi. Aynen öyle. Yani retweetlerim beni bağlamaz. Bir de şimdi mesela bu sabah ben tekrar baktım. Biliyorsunuz COVID-19 postası yapmaya başladı Evet. Teyit.org. Zaten bu teyitleme konusunda en çok başvurduğumuz platformlar. Yapma. Ben de o COVID postasına üye olmuştum. İşte her sabah mailime düşüyor Düşüyor. oradaki bülten. Tam da bu dediğin konuda aslında bugün iki tane iyi örnek vardı Gülüncüm. Bir tanesi Kayseri Belediyesi hashtag evde kal çağrısıyla Coffin Dance ekibinin şeyini kullandı mı kullanmadı mı? Reklam panoları. Şimdi bu gerçekten yani retweetler beni bağlamazdan daha da enteresan bir olay olmuş. Çünkü gerçekten birisi reklam panolarını almış, onun üstüne bu hashtag evde kal Coffin Dance fotoğrafını montajlamış. Teyitçiler de bunu teyit etmek zorunda kalmışlar. İşte geri dönerek baktıklarında bu onları bir şey ajansına götürüyor. Gerçekten panoları hazırlayan reklam ajansına götürüyor. Kayseri Belediyesi çok esprili bir şey yapmışsınız ama hani biz bunu yapmadık, bizim böyle bir panomuz yok diye kendisi teyitliyor kendi hesabından. Teyit tabii ki bunu teyitliyor. Ondan sonra bunu Dilara senin dediğin gibi bu montajı yapan kişi, Twitter kullanıcısı diyor ki arkadaşlar ya bunu diyor milyonlarca paylaşmışlar, ben bunu diyor 30 saniyede yaptım Paint'te. Hep öyle olur genelde. Şimdi bu hani evet burada işte yeni medya okuryazarlığı ya da dijital okuryazarlıkta evet arkadaş bunu hemen 30 saniyede O çok iyi bir hazırlayabilecek ve iyi bir okuryazar. okuryazar tabii ki İyi bir yani. bilgisayar kullanıcısı diyelim Evet, en ve kendisi bunu montajlama anını videosunu çekmiş, onu azından. da paylaşıyor hesabından. Tamam, gerçekten iyi bir okuryazar kendisi, yeni bir dijital okuryazarlığı var. Fakat ben tabii bunu okuyunca şunu düşünüyorum, yani konuşmuştuk sizlerle de. Şimdi böyle bir esprili paylaşımda tabii ki bu kimsenin canı yanmıyor, değil mi? Ve arkadaş kendisi de işte ya ben bunu 30 saniyede Paint'te yaptım, nasıl viral oldu bu diyor. Belediye teyit ediyor, teyit ediyor vesaire. Ama bizim kullanıcılar olarak gerçekten bu ekosistemin nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. İşte dijital okuryazarlık, yeni medya okuryazarlığı burada devreye giriyor. Bir kullanıcı içerik üretebilecek kadar okuryazar, fakat biz onu viral yapabilecek kadar eleştirel nerede eleştiririz? Yoksa sadece gülüp geçmek için Kayseri Belediyesi'ne bak ne yapmış mı diyoruz? Yoksa yani bizim aslında kullanıcılar olarak bazı içeriklerin viral hale gelmesinde, tıklanmasında, paylaşımında çok büyük sorumluluğumuz var. Bu tür esprili durumlarda belki can yakmıyor ama başka durumlarda özellikle içinden geçtiğimiz şu süreçte can yakabilir, bilmiyorum ne dersin Dilara? Evet, yani bir de can yakıp yakmayacağını kestiremeyebiliriz. Yani öyle bir arkasından senaryo çıkar ki nereye varacağını kestiremeyebiliriz. Şimdi bugünlerde virüsü her ne kadar görmesek de yakinen elimize kadar hissettiğimiz için ve ona karşı daha büyük bir refleks geliştirdiğimiz için belki bu viral içerikler için de aynı şey olur mu bilmiyorum. Yani ben bunu şimdi paylaşırsam, ben bunu bu içeriği sokağa çıkartırsam bu ondan ona bulaşacak, ondan ona bulaşacak gibi bir insanların yaklaşımı olur belki ileride. Ve hani bu viral yayılmanın işte internette nasıl daha olduğunu bir kez daha refleksi olur.
yani retweet ettiklerimiz belki gerçekten çok önemli değil. Yani çok esprili bir şeydir. Ben onun yanlış bir şey, yani gerçek olmadığını, onun belediyeye ait olmadığını bile belki içeriği paylaşırken fark etmiş olabilirim ve gülüyorumdur sadece o içeriğe ve bunu retweet etmişimdir. Onu paylaşırken, aa bakın buradaki içerik de sahte demeye ihtiyaç duymayabilirim. Ya da onu özellikle belirtmek beni böyle çok da aslında sempatik biri olarak da belki göstermez. Tamam işte görüyoruz o içerik öyle değil. Ama yani ben anlıyorum, benim arkadaşım anlıyor, siz anlıyorsunuz, benim gibiler anlayabiliyor. Fakat başkası anlayamıyor işte onu. Senin onu paylaşma amacını bile farklı anlıyor. İşte buradan başlıyor. Ben güldüm geçtim, gülüp geçtiğim için paylaştım, bana komik geldiği için paylaştım. Evet, zaten şimdi öyle olmazsa sosyal medya çok da eğlenceli bir yerde olmaz. Ama bence genelde çoğu içerik böyle çıkıyor. Bu asparagas içerikler ancak böyle büyüyebiliyor, prim bulabiliyor. Asparagas için öyle. Zaten hani sahte haber için söylememize bile gerek yok. Gerçekten kasıtlı yapılmış sahte haberler de oluyor ve bu şekilde dağıtılıyor. Hepimiz haber olarak skandala daha duyarlıyız. Olduğu zaman daha ilgimizi çekiyor. O manşet daha büyük görünüyor gözümüze. Ama bu durumda işte bekliyoruz insanlardan, o refleksi bekliyoruz. Kimisi çok gösterebilir. Kimisi az gösterebilir. Bir de bir şey daha söylemek isterim. Bazen işte dışarıda nasıl diyeyim? Herhangi bir sosyal medya kullanıcısı olarak adlandırabileceğim biri. Daha çok şimdi herkes genelde bugünlerde Instagram kullanıyor. Yaş aralığı da söylememe gerek yok ama hani hepimiz zaten her gün gazetemizi okuruz, işte internetten bakarız, televizyon haberimizi izleriz akşam diyelim. Böyle biri tezin ne üzerine yazdın diye çok soru işte son 2 yıldır aldığımda. Medya okuryazarlığı deyince bir düşünüyorlar. Dijital medya okuryazarlığı deyince düşünüyorlar. Zannediyorlar ki aslında benden, benim gibi olanlardan, kendileri için söylüyorum, çok uzak bir konu. Bu sadece ancak ne bileyim akademide incelenebilir ve böyle uzak bir şey. Yani benle alakalı bir şey diye düşünmüyorlar. Aslında söylemek istediğimiz bu. Belki bunu daha farklı yöntemlerle anlatmanın yolunu bulmamız gerekiyor. İnternet kullanıyorsan, hadi diyelim ki bir stalkersan belki çok gerek yoktur ama o da senin değer yargılarına göre yine de gerek olacaktır medya okuryazarlığı, o farkındalık. Ama tabii ki aktif bir internet kullanıcısıysan, sosyal medya kullanıcısıysan eşittir sen medya okuryazarı olmalısın.